Ben Kemalize'in kurucusu Ufuk'ta. Aslında fabrikalarınızda, mağazalarınızda mutlaka güvenlik kamerası oluyor. Ve bu güvenlik kamerası aslında lokasyon içerisindeki her anı kaydediyor. Bu nedenle aslında içerisinde cironuzu, verimliliğinizi, ürün kalitesini arttıracak, ürün güvenliğini sağlayacak çok değerli bilgiler yer alıyor. Peki bu kadar değerli bilgilerin yer aldığı verileri biz kullanıyor muyuz? Yapılan son araştırmaya göre güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen kayıtların %97'si hiçbir işleme tabi tutulmadan siliniyor. %2,5'luk kısmı ise insan tarafından analiz ediliyor. İnsan tarafından analiz edildiği zaman bu oldukça maliyetli, ölçeklenmesi zor, hataya müsait ve her şeyden önemlisi gerçek zamanlı olmayan raporlar elde ediyorsunuz. Peki bunu otonom yapmak istediğiniz zaman sizin ne tür zorluklar bekliyor? Bir defa zamanı ihtiyacınız var ve Ar-Ge yatırımına girmeniz gerekiyor. Development ekibinizi oluşturmanız gerekiyor. Diyelim ki bazı hizmetleri Cloud Provider adı altında farklı şirketlerden alabilirsiniz. Ama bu sefer de onların panellerini kullanmayı öğrenmek ve devamlı olarak maliyet optimizasyonu yapmanız gerekiyor. İşte bu noktada biz herhangi bir development ekibi gerektirmeden, herhangi bir donanım yatırımı yapmadan sektörünüze özel kullanıma hazır ürünleri sizlere sunuyoruz. Bunun için tek ihtiyacımız olan şey lokasyonda güvenlik kamerası ve bir adet bilgisayar. Özellikle pandemi dönemi sonrasında hızlanan dijitalleşme üzerinde çok önemli katkılarda bulunuyoruz. Biz aslında standart kameraları akıllı hale getiriyoruz ve elde ettiğimiz verileri bütünleşik bir şekilde sizlere sunuyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Mesela perakende sektöründe zincir mağazalarınız var. Pandemi nedeniyle içerideki müşteri sayısını kontrol etmek istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey kemalize.com'a gidiyorsunuz, kayıt oluyorsunuz. Uygulamamızı bilgisayarınıza indiriyorsunuz ve açılan ekranda kameralarınızı hızlı bir şekilde tanıtıyorsunuz. Burada küçük bir not olarak sadece IP kameraları değil, eski model analog kameralarını da bizim sistemimiz içerisinde kullanabilirsiniz. Kameralarınızı ekledikten sonra ilgili kamerada belirli bir alanı ya da görüntünün tamamını kullanarak analiz işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bizim temel amacımız müşteriye mağaza içerisine kaç müşteri girdiğini bulmaktı. Çünkü pandemi nedeniyle sosyal mesafenin korunması önemli. Bu nedenle sadece giriş kapısını seçmemiz bizim için yeterli oluyor. Sonraki ekranda hangi hazır ürünümüzü yani modelimizi kullanacağımızı seçiyoruz. Burada insan sayımı ve sosyal mesafe ve uygulamamızın çalışmasını istediğimiz zaman aralığını seçiyoruz. Haftanın belirli günlerinde sistemi çalıştırabileceğiniz gibi her gün ve her saatte çalışma şansına sahipsiniz. Bunları yaptıktan sonra otomatik olarak sizin panelinize bizim verilerimiz aktarılıyor. Siz bu verileri istediğiniz gibi grafikleştirebilirsiniz. İstiyorsanız bunları dışarıya aktarabilirsiniz. Kendi sistemlerinizi entegre edebilirsiniz. Ya da çeşitli kurallar yazarak farklı sistemlerin tetiklenmesini sağlayabilirsiniz. Yani otonom sistemleri hayata geçirebilirsiniz. Peki gerçek kullanımda ne gibi kullanım alanları oluştu? Örneğin çoklu mağazası olan zincir perakende sektöründe zincir bir partnerimiz için mağaza verimliliğini ölçmek, çoklu katların yerleştirecek ürünlerin seçimini yapmak için bir çalışma gerçekleştirdik. Mağazaya giren müşteri sayısını, diğer katlara geçen müşteri sayısını ve kasa bölgesinde ödeme yapan müşteri sayısını topladık. Bunları grafikler halinde partnerimize gösterdik. Bu üç veriyi kullanarak partnerimize özel geri dönüşüm oranı hesapladık. Ve bunları da grafikler vasıtasıyla yine partnerimize gösterdik. Bu sayede mağaza içerisinde AB testi yaparak en fazla geri dönüşüm alacak ürün yerleşimini yapmış oldu. Mağaza başına %30'dan fazla geri dönüşümde bir artış oldu. Tüm bu işlemleri gerçekleştirirken de herhangi bir kamera yatırımı yapmadı. Çünkü mağazadaki mevcut güvenlik kameralarını kullandık. Herhangi bir donanım yatırımı da yapmadı. Çünkü mağazadaki bilgisayarı kullandık. Farklı bir örneğe geçecek olursak, yine perakende sektöründeki bir diğer müşterimiz için hedef kitle analizi yaptık. Yani mağazaya girenlerin yaş ve cinsiyetlerini çıkardık. Onlara özel olarak üretilmiş ürünleri mağaza stoklarında daha fazla tuttuk. Bu sayede mağaza başına %10'lara varan bir geri dönüşü arttırmış oldu. Çünkü hedef kitleye dönük stoklar mağazalarda aktif olarak bulunmaya devam etti. Aslında buradaki veri sadece stok kontrolü için değil, bir reklam kampanyası sonucunda mağazalara ne kadar müşteri geldi, hangi yaş ve cinsiyet grubunda kampanyaya daha fazla olumlu geri dönüş oldu, bunların hepsinde raporlama şansına sahibiz.
Bu sayede aslında e-ticarette olduğu gibi müşteriyi mağazaya getirme maliyeti gibi çok önemli verilerin hesaplanmasını sağlamış olduk. Tabii ki 2020 yılı hepimiz için çok hayatımızda köklü değişikliklerin olduğu bir yıl oldu. Özellikle sosyal mesafe ve maske konusu hayatımızın değişmez parçalar arasında yer aldı. Kapalı mekanlarda kaç kişinin girebileceği konusunda çeşitli yasaklamalar getirildi. Bu nedenle yine perakende sektöründe anlık olarak içerideki müşteri sayısını takip edip bunu mağaza ekranlarında müşterilere yansıtan bir sistemi hayata geçirdik. Yani siz mağazaya ya da markete girmeden önce içeride kaç kişi olduğunu biliyorsunuz ve bu sayede girip girmeme konusunda kararınızı vermeniz daha kolay oluyor. Bununla da kalmayıp içeride de insanların kümeleşmesini engelleyecek sistemler geliştirdik. Belli bir noktada insanlar kümeleşmeye başlayınca otomatik olarak bildirim göndererek aslında sosyal mesafenin korunmasını sağladık. Yine AVM'lerde kişilerin maske takıp takmadığı ya da AVM içerisinde maskesini çıkartıp çıkartmadığını takip edip yine otonom bir şekilde bildirimler göndererek güvenlik personellerini uyardık. Ya da toplu taşımalarda özellikle sosyal mesafenin korunması, yoğunluğun aslında kullanıcılara gösterilmesi ya da insanların maske takması konusunda hazır ürünlerimiz bulunmaktadır. Yine pandemi döneminde tabii ki marketlerimize çok büyük bir yük gelmeye başladı ve ürün bulunurluğu her şeyden önemli hale geldi. Burada hem çalışanların hatasını engellemek hem de onların yükünü azaltabilmek için aslında reyonları gören geniş açılı kameralarla reyon takibi yaptık. Eğer ki reyonda bir boşluk oluştuğu takdirde reyon şeflerine bildirimler göndererek reyondaki boşluğun giderilmesini sağladık. Sadece perakende sektöründe değil aslında üretim ve fabrikalar kısmında da yapmış olduğumuz işlemler var. Örneğin üretim makinelerini gören kameraları kullanarak personelin yani çalışanın ne kadar zaman verimli çalıştığını hesaplayabilme şansına sahip olduk. Bu şekilde çalışanın performansı devamlı olarak fabrika içerisinde takip edilmiş oldu. Sadece onların performansını değil, iş güvenliği anlamında da olumsuz yaratabilecek davranışları İSG uzmanlarına raporlamaya başladık. Örneğin baret, maske, eldiven takılmıyorsa bunları hem raporluyorduk hem de anlık bildirimler göndererek eksik ekipmanın temin edilmesini sağlıyorduk. Yine fabrikalarda da sosyal mesafe önemli olduğu için sosyal mesafenin bozulduğu her türlü olayı biz devamlı olarak arka tarafta raporlayıp bildirimler göndermeye devam ettik. Özellikle pandemi döneminde temaslı sistemler de önem kazanmaya başladı. Bu nedenle siz fabrikaya ya da ofise girerken artık parmak izi okutma ya da kart okutmaya ihtiyaç duymadan sadece yüzünüzü tanımlayarak ofislere girebilme şansına sahipsiniz. Ve tüm bu işlemleri yaparken aslında özel kamera ya da özel donanıma ihtiyaç duymadan bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki biz bu ürünleri gerçekleştirirken işbirliği yaptığımız firmalar bizim için oldukça önemli. Örneğin Visa ile beraber yüz tanıma sistemiyle temassız ödeme noktasında ön çalışmalara başladık. Bizi farklı müşterilerle buluşturma konusunda destekliyorlar. Ya da design thinking gibi eğitimlerle, workshoplarla müşterilere en uyumlu ürünleri çıkarmamızı sağlıyorlar. Yine Microsoft gibi teknik partnerlerimiz de yurt dışındaki müşterilere ulaşma konusunda da devamlı olarak iletişim halindeyiz. Biz ürünümüzü 2018 yılında geliştirmeye başladık. Aslında bir yıl gibi kısa bir süre sonra ilk müşterilerimizi elde ettik. 2020 yılı gibi zorlu bir dönemde iki kez yatırım aldık. Ve özellikle pandemi döneminde çözmüş olduğumuz sorunlarla yüzden fazla lisans satışı yapma şansı elde ettik. Artık günümüz dünyasında fiziksel lokasyonların dijitalleştiği bir ortama doğru gidiyoruz. Bunun önemini aslında pandemi tabii ki hayatımıza olumsuzluklar kattı. Ama özellikle bu dönüşümün hızlanması konusunda da ekstra bir katalizör görevi gördü. Şu anda 6 kişilik bir ekibiz. Ben daha önceden yine yapay zeka destekli farklı bir girişimin kurucusuydum. Insider, Getir gibi Türkiye'deki girişimlerde çalıştım. Onların yazılım ekiplerini yönettim. Aksel yine kurucu ortaklarımdan finans konusunda oldukça tecrübeli ve ekibimizdeki diğer arkadaşlarımızla beraber en iyi ürünleri geliştirmeye devam ediyoruz. Aslında 2021 yılında da ekibimizi büyütmeye devam edeceğiz. Görmüş olduğumuz müşteriler aslında bizim farklı sektörlerde farklı sorunları çözdüğümüzü gösteriyor ve birkaç tane örnekle bunları göstermek istedik. Temelde siz de donanım yatırımına ihtiyaç duymadan, herhangi bir yazılım ekibi kurmadan sektörünüze özel ürünler geliştirmek istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Çünkü geleceğin burada olduğunu görüyoruz ve geleceğin hızlı bir şekilde bize yaklaştığında yine aynı şekilde görüp sizlere en uygun çözümleri üretmeye çalışıyoruz.